Zamanda kapaklarını açıyor. O kapağın bir tanesi aslında. Öyle oradaki mi? Parça. Tabii. Ama bir şey, izin verirseniz bir resim çizmek istiyorum. Lütfen. Yani ben tabii uçakla ilgili hocalık yaptım. Öğrenci yetiştirdik. Şimdi yıllardan beri de bu işteyiz. Şimdi uçak yapmaya karar verildiği zaman ülkemiz 2010 yılında karar verdi. Bugün karar vermedi. Milli Muharip Uçak Avrupa'nın en iyi savaş uçağı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ilk milli muharip uçağımızın birebir ölçülerdeki modeli, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktı. Profesör Doktor Temel Kotil MMU için Avrupa'daki en iyi savaş uçağı olacak demesiyle beraber milli uçağımız bütün dünyada ses getirdi. Türkiye'nin bir başka gururu, milli muharip uçak ile ilgili olarak, CNN Yunanistan, milli muharip uçağın Atina'yı endişelendirmesi gereken bir gelişme olduğunu belirterek, Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Ülke her şeye rağmen bir savaş uçağı prototipi yapmayı ve onu çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardı. İfadelerini kullandı. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projelerinden olan, güçlü özellikleriyle ön plana çıkan milli muharip uçak MMU, pist başı yaptı. Milli Muharip Uçak MMU, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı 5. nesil savaş uçağı projesidir. 5. nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak, yeni nesil bir uçakta olması gereken önemli sistem özellikleriyle ön plana çıkıyor. İşte Milli Muharip Uçak'taki sistem özellikleri. Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti, yeni nesil görev sistemleri, diğer unsurlarla müşterek çalışılabilirlik, düşük görünürlük ve kızılötesi iz sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş, kısa dönüş süresi, kolay bakım, sürdürülebilir yaşam döngüsü desteği, uygun maliyetli yaşam döngüsü desteği, dahili silah yuvası, super cruise kabiliyeti. Milli Muharip Uçak, insanlı, insansız ekip yeteneğinin en üst düzeyde kullanılabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Milli Muharip Uçak'a eklenecek koltukla birlikte arka koltuktaki pilot, Bayraktar Kızıl Elma'da olduğu gibi insansız hava araçlarını yönetebilecek. Milli Muharip Uçak, üstün hava hakimiyetini ilk olarak yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrü sefer ve tanımlama kabiliyeti, ikinci olarak yüksek, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme ve üçüncü olarak otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü ile sağlamaktadır. Milli Muharip Uçak, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak. MMU, 2023'ün sonunda uçacak. Milli Muharip Uçağın, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları, İHA ve Havadan İhbar ve Kontrol, HİK gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmekte. Milli Muharip Uçağın maliyeti ile ilgili açıklama, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapıldı. Buna göre Milli Muharip Uçak'ın birim maliyeti 100 milyon dolar olacak. Türkiye, Milli Muharip Uçak ile birlikte, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek. Milli Muharip Uçak, ayda 2 adet olmak üzere senede 24 adet üretilecek. Milli Muharip Uçak, dünya çapındaki rakipleri ile mücadele edebilecek bir motor gücüne sahip olacak. F-16 savaş uçaklarında kullanılan F-110 motorları, 29 bin pound güce sahip. Milli Muharip Uçak'ın sahip olacağı motor, 35 bin pound güç üretebilecek. Bu güç, 30 bin ila 40 bin beygir arasında bir güç demektir. Tek bir motorla böyle bir güç elde edilecek ki Milli Muharip Uçak'ta bu gücü üreten iki motor olacak. İki tane 30 bin ila 40 bin beygir arasında güç üreten motor müthiş bir ivmeyle çalışacak. Daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Milli Muharip Uçak, Avrupa'nın en iyi savaş uçağı.